Bu videoda denge sabit denkleminin nereden türetildiğine bir göz atalım. Denklemi yazarak başlayalım. Denge sabiti eşittir Y molekülünün derişimi üssü katsayısı yani C ya da A, B, C ve D'yi mol sayısı, mol oranı olarak düşünürsek üssü molekülün mol sayısı. Sonuçta ikisi de aynı yere çıkıyor. Daha sonra yazmamız gereken çarpı Z molekülünün derişimi aslında burada yaptığımız çok ileri seviye bir matematik problemi değil. Buradaki D de her bir C mol Y, B mol X ve A mol V için gereken Z molekülünün mol sayısı demek. Burada yazmamız gereken Z molekülünün derişimi üssü D bölü V'nin derişimi üssü A çarpı X'in derişimi üssü B. Çok güzel. Denklemi elde ettik. Peki sizce bu denklem nasıl ortaya çıktı? Yani bu denklem nasıl bulunmuş olabilir? Ama önce size birkaç sorum var. Bir tepkime neden gerçekleşir? Ya da bir tepkimenin dengeye ulaşması ne demek? İleri yöndeki tepkime ile geri yöndeki tepkimenin hızları birbirine eşit demek. Yani a mol kadar v'nin b mol kadar x ile tepkimeye girerek c mol kadar y ve d mol kadar z üretmesinin hızıyla C mol kadar Y ve D mol kadar Z'nin tepkimeye girerek A mol kadar B'nin B mol kadar X üretmesinin hızı eşit demek. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Derişimlerin eşit olmasını gerektirmez. Belki de tepkimenin gerçekleştiği ilk koşullar ileri tepkimeyi destekliyordu. Yani Y ve Z'nin derişimleri çok daha fazla arttı. Ya da geri tepkime daha çok desteklendi. Böylelikle V ve X'in derişimleri çok yüksek oldu. Denge dediğimiz zaman derişimlerin kararlı hale geçtiğini görüyoruz. Kısaca bu tarafa gitmenin hızıyla geri dönmenin hızı eşit diyoruz. Öncelikle bu tepkimelerin hızlarını belirleyerek faktörlere bir bakalım. Örneğin mor renkte belirttiğim ileri yönlü bu tepkimenin gerçekleşmesini sağlayacak nedenler ne olabilir? Belirli bir hacimde kabaca A kadar V molekülümüz ve de tercihen B kadar X molekülümüz olması gerekiyor. Tabii bu moleküllerin bir de doğru biçimde, düzende veya konfigürasyonda doğru yerde ve birbirlerine yetere kadar yakın olmaları gerekiyor. Kısaca A kadar V molekülü ile B kadar X molekülü birbirlerine tepkime girecek kadar yakınsa bu tepkime gerçekleşebilir. Ya da şu şekilde özetleyebiliriz tepkime hızı, sıcaklık ya da moleküllerin şekillerindeki konfigürasyonlarındaki değişiklikleri dikkate alan bir sabitle de doğru orantılı. Tepkimelerin gerçekleşmesi için sadece moleküllerin orada olmasının yetmediğini biliyoruz. Kinetik enerjilerinin de önemi var. Hatta şekillerinin bile. Sonuçta bazı molekül şekilleri tepkimeye girmeye çok daha uygun. Diyelim ki K sabiti bütün bunları içeriyor. Burada bahsettiğimiz ileri yöndeki tepkimi olduğuna göre bu sabite K artı diyelim. A molekül kadar V, B molekül kadar X olmalı. Peki A kadar V molekülü olmasının olasılığı kaçtır? Ya da kabaca ne kadar olur? Kısaca bir düşünelim. Örneğin V molekülünün derişimini yazalım. Birimi nedir? Mol bölü litre. Mol sadece bir sayı. Verilen bir hacimde kaç molekülün olduğu bize derişimi verir. Demek ki bu molekülden A tane istiyorsam kendisini A ile çarpmamız gerekiyor. Sonuçta bana A tane V molekül lazım. Küçük bir hacimde tek bir molekül bulma olasılığı için derişimi kullanabiliriz. Ama burada bize gereken A tane molekül olduğu için derişimi de A kadar kullanmamız gerekiyor. Bunu sanki 5 başa sahip olmanın olasılığı nedir diye de düşünebilirsiniz tek başa sahip olmanın olasılığını 5 kez çarpmanız gerekir. Bu nedenle ileri yönlü tepkimenin olasılığı V'nin derişimi üssü A olacak. Ama tepkimenin gerçekleşmesi için bu tek başına tabii ki de yeterli değil. Bunu da x'in derişimi üssü b olarak yazıyoruz. Burayı iyi anlamanızı istiyorum. Anlatmak istediğim şey bunun aslında tahmini bir şey olduğu yani bir olasılık. Bunu iyisimi şöyle yazayım tepkime hızı eşittir sıcaklık ve molekül konfigürasyonlarındaki değişiklikleri içeren bir sabit çarpı sınırlı bir alanda aynı anda A kadar V molekülü ile B kadar X molekülü bulmanın olasılığı. Buna yaklaşık bir değer bulmanın en kolay yolu da derişimlerden yola çıkmak. Derişim ne kadar yüksek olursa litre başına düşen mol sayısı da o kadar yüksek olur, değil mi? Bu durumda sınırlı bir alanda istenilen miktarda molekülü bulma şansımız artar. Hatta bu şekilde sıcaklık ve molekülün konfigürasyonlarını da daha önemli hale getirir. Diyelim ki derişimi belirli bir hacimde A kadar V molekülü bulmanın olasılığı olarak düşünüyoruz. Eğer çözeltinin homojen olduğunu kabul edersek V moleküllerinin hacim içinde eşit olarak dağıldığını söylemiş oluruz. Bu da aslında tahmini bir şey olmaz. V moleküllerinin derişimi çarpı belirlenen hacim olur. Ama burada A olasılığından bahsediyoruz. Mesela 5 tane V molekülü bulma olasılığından belirli bir hacimde A kadar V molekülü bulma olasılığı. Yani bunu bulmanın A katından bahsediyoruz. Bunları aslında olasılık videolarında oldukça detaylı işlemiştik. Eğer arka arkaya 5 kez tura bulmanın olasılığını düşünürseniz 1 bölü 2 üstü 5 olmaz mı? Aynı şey buradaki V molekülleri için de geçerli. Onlardan da belirli bir hacim içinde 5 tane aslında A tane istiyoruz. Bu da V üssü A çarpı hacim olmaz mı? Sonuç olarak bizim istediğimiz belirli bir hacimde A kadar V, B kadar X molekülü olması. O zaman hepsini çarpmamız gerekiyor. Bu da V'nin derişim üssü A çarpı X'in derişim üssü B çarpı hacim olur. Demek ki belirli bir hacimde istenilen sayıda V ve X molekülü bulma olasılığımız buna orantılı olur. Aynı şekilde tepkime hızı da yani ileri yöndeki tepkime hızı da bu bulduğumuza orantılı olur. İşte bu şekilde ileri yöndeki tepkime hızını bulmuş oluyoruz. İleri yöndeki tepkime hızı eşittir V moleküllerinin derişimi üssü A çarpı X moleküllerinin derişimi üssü B. Bu ileri yöndeki tepkimenin hızıydı. Peki, geri yöndeki tepkimenin hızını bulmak istersek ne olur? Öncelikle burada da bir sabit olacak. Bu sabite de k eksi diyelim. Aslında biraz önce kullandığımız mantığın aynısı. Sadece ters yöne bakmamız gerekiyor. O zaman ilk yaptığımıza tekrar göz atalım. Bu tepkime için yapmamız gereken de aynısı. Tek yaptığımız farklı semboller kullanmak. Aslında aynı şeyi yapıyoruz ters yöndeki tepkimenin hızı y'nin derişiminin c kuvveti çarpı z molekülünün derişiminin d kuvveti olacak. Videonun başında denge hakkında ne söylediğimizi hatırlıyor musunuz? Dengede bu iki hızın birbirine eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla ters yöndeki hız eşittir k eksi sabiti çarpı buraya yazdıklarımsa ileri yöndeki hız da başka bir sabit çarpı buradakiler olacak. Bu ikisi birbirlerine eşit olduğunda da dengeye ulaşmış olacağız. O zaman hangi durumda bu ikisi eşit oluyormuş? Ortada biraz temizliyorum. Buradaki ileri yöndeki hız. Buradaki ise ileri yöndeki tepkimenin sabiti. Bunu bulmak için sıcaklık, molekül yapısı, benzeri şeylerin dikkate alındığını da hatırlatmam gerekiyor. Çarpı V'nin derişiminin A kuvveti. Aslında burayı şu şekilde de düşünebilirsiniz. Belirli bir hacimde bu molekülü bulma olasılığımız nedir? Belirli bir hacim aslında K'nın içinde de bulunuyor. Yani A kadar V molekülünü belirli bir hacimde bulma olasılığımız nedir? Bu da V'nin derişiminin A kuvvetine denk düşüyor. Bir de çarpı X'in derişiminin B kuvveti dememiz gerekiyor. Bu yazdığımız ileri yöndeki tepkime için geçerli. Eşit olması gereken şey ise geri yöndeki tepkimenin hızı k eksi çarpı y derişiminin c kuvveti. Çarpı z'nin derişiminin d kuvveti. Öncelikle şurayı temizleyeyim. İki tarafı da k eksi ve buradaki terimle böldüğümüzü düşünelim. Elde ettiğimiz şey k artı bölü k eksi eşittir y'nin c kuvveti çarpı z d bölü v üssü a çarpı x üssü b. Burayı yine pembe renkle yapayım ki buradakinin de k eksiye eşit olduğunu unutmayın. Aslında buradaki iki sabitin yerine denge sabitini yazabiliriz. İşte benim bulmak istediğim şey de tam olarak buydu. Denge sabitinin formülünü bulduk. Bunu hatırlamak çok zor dediğinizi duyar gibiyim. Ama en azından bu formülün hazır olarak verilmediğini, arkasında bir mantık olduğunu görmenizi istedim. İleri yönlü tepkimenin olasılığı burada gördüğünüze orantılı diyebiliriz. Sonuç olarak ne kadar fazla V molekülü olursa veya başka bir deyişle V'nin derişimi ne kadar fazla olursa ona bulma olasılığımız o kadar artar. Tabii eğer bu parçacıklardan aynı alanda daha fazla bulmak istiyorsanız bu derişimleri de birbiriyle çarpmanız gerekir. Bu durumda da olasılık düşer. Sonuçta tepkimenin gerçekleşmesi için hepsini bir arada istiyorsunuz. Aynı şey hepsi için de geçerli. Bütün yaptığımız ileri yöndeki tepkimenin geri yöndeki tepkimenin bir sabitiyle çarpımına eşit olması. Daha doğrusu bu iki tepkimenin hızlarının eşit olmasından bahsediyoruz. Ama gerçekte olasılıklardan hesapladığınız zaman burada gördüğünüz sabiti de eklememiz gerekiyor. Umarım bütün bu denklemlerle olasılıklarla kafanızı karıştırmamışımdır. Gördüğünüz gibi bu denklem bazı terimlerin öylesine bir araya getirilmesinden oluşturulmuş değil. Gerçekten de derişim arttıkça moleküllerin birbirine çarpma olasılığını size gösteren bir denklem diyebiliriz. Dolayısıyla ardında bir mantık yatıyor.